ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Manisa'da Fethullahçı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 82 polisten 25'i bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 polisten 25'i emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından Manisa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Manisa merkezli 44 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla daha önce Manisa'da görev yapan ve Manisa'da görevli 82 polis gözaltına alınarak Manisa'ya getirilmişti. Gözaltına alınan diğer polislerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. Sevgili seyirciler, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada öğretmen mülakatlarındaki sorulara değinerek kendilerine gelen binlerce şikayet mektubunu AK Parti grubuna ileteceklerini söyledi. Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamasına da reis deyince benim aklıma bir tek temel reis geliyor dedi. Ülkeler doğal afetler yaşarlar, ülkeler krizler yaşarlar, ülkeler terör saldırıları yaşarlar, iç savaş tehditleri yaşarlar. Eğer o süreçte siz devleti liyakat ve kariyer unsurlarına göre ve objektif kriterlerle, bilimsel ölçütlerle inşa ettiyseniz eğer, o süreçte ülkede belki acılar, sıkıntılar, zorlu dönemler yaşanır ama devletin işleyişi durmaz, tıkır tıkır çalışır. O zaman kurduğunuz personel rejimiyle bu sistemle övünebilirsiniz. Ama Türkiye'deki gibi eğer bir zorluk, bir güçlük yaşandığında adeta şimdi olduğu gibi devlet istop ediyorsa, kimsenin devlete, kurumlarına, kuruluşlarına güveni kalmıyorsa, devlet kendi içinde ayıklama elekleri, araçları aramak zorunda kalıyorsa, demek ki kurmuş olduğunuz sistem, kurmuş olduğunuz rejim çağdaş bir ülkeye, gelişmiş bir ülkeye yakışır bir rejim demek değildir. Bu konuda rahmetli Ecevit'in başbakanlığında yapılan çalışmalar, ortaya getirilen KPSS sistemi, şayet devleti yönetenler bu kamu personeli seçme sınavında soruları çaldırmasalar, orada gerçekten devlet kendi namusunu adeta koruyabilse, KPSS dediğiniz sistem dayısı olmayanın dayısıdır. Bacısı olmayanın bacısıdır. Dönelim bakalım 2010 KPSS'ye. Ne oldu 2010 KPSS'de? Abisi olanlar, ablası olanlar, yurttan abilerin, ablaların tanıdığı, kolladığı, sınav sabahı bir yerlere çağırdığı bir cemaatin mensupları her tarafa zapt ettiler. Burada kendi bileğinin hakkıyla cemaatin o azımasız süzgeçlerine takılmadan kendi hakkıyla bir yerlere gelmiş kişilerin de mağdur edilmemesi gerektiğini, burada da bir başka yanlışın yapılmaması gerektiğini söylüyoruz ama 2010 KPSS'de Adalet ve Kalkınma Partisi kendi devletimizin namusu gibi koruması gereken o soruları korumayıp içeriye bugün çok çeşitli sıfatlarla nitelendirdiği, işte hain dediği, terörist dediği, onu dediği, bunu dediği bir takım unsurların girmesine sebebiyet verdi. Bir kez bunu görmek lazım. Peki bugün ne yapıyor? Bugün bir öz eleştiri yapıyor. Diyor ki kandırıldık, aldatıldık. Doğru. Son derece kandırılmaya, aldatılmaya müsait bir hükümet anlayışı. Ama sorunun köküne gidip biz hatayı nerede yaptık diye bakıp biz devleti yönetme yetkisini milletten aldığımızda kendimizi yeterince güçlü, yeterince iktidara hazır görmedik. Birilerine dört elle sarıldık bu tespiti yapıp keşke biz iktidar süremizde de yaptığımız bu hataları yapmasaydık ve devlet memurluğu seçme kriterleri objektif olsaydı, bilimsel olsaydı, çağdaş niteliklerde olsaydı demek yerine evet belki KPSS'de Allah biliyor inşallah öyledir bu sefer sorular çalınmamış olabilir ama ortaya konulan yeni
mülakat yöntemi açıkça şunu davet ediyor. Eskiden abisi olan, eskiden cemaat evinden ablası olan giriyordu. Şimdi reisi sevenler giriyor. Ve bunu daha iki gün önce çok net ifade ettim. Dedim ki böyle mülakat soruları mı olur? O gün örnekler verdik, herkes verdi, konuşuluyor. Sayın Naci Bostancı salonda olması da büyük bir avantaj. Döndü dedi ki bana hitaben, Sayın Özgür Özel, Özgür Bey demiş, ifade ettiği mülakatlarda keyfi bir takım sorular sorulma iddiası vahim bir iddiadır. Buna ilişkin elde ne tür somut delil varsa kendisiyle beraber takipçisi olacağım. Bütün mülakatların böyle yapıldığı yahut bu tür örneklerin olduğu iddiasını vahim görürüm. Benim bilgim ve kanaatim bu şekilde olmadığı yönündedir. Ellerinde ne varsa getirsinler. Ben de o gün yerimden dedim ki bu konuda bize gelen binlerce başvuru var. Bunları Sayın Naci Bostancı'ya önüne yığacağım dedim. Sadece Sayın Naci Bey, sadece o andan itibaren bize gelmiş olan binlerce, ben sınavda 90 aldım, elenecek notu verdiler. Bana o soruyu sordular, bu soruyu sordular diye var. Bunu birazdan arz edeceğim. Burada sizden temenni edeceğimiz bir şey var. Bu başvuruda başvuran çocukların, tarafınızdan bu şikayetleri ifade eden çocukların bir kez daha ikinci bir sistemle fişlenmemesiyle ilgili sizden bir taahhüt isteriz biz. Ama bunu size vereceğiz. Çünkü kendileri diyor ki söyleyin, okurun, mağduriyetimi söyleyin. Bakın bunları çalıştığınızda karşınıza şu çıkacak. Şunu göreceksiniz. Bana oruç tutuyor musun diye sordular. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Reis deyince aklına kim geliyor? Gezi olayları hakkında ne düşünüyorsun? Ezanın Kürtçe okunması hakkında ne düşünüyorsun? Sayın Öcalan ifadesi hakkında ne düşünüyorsun? Hangi gazete ve köşe yazarlarını takip ediyorsun? Hangi dershaneye gittin? Ömer Halis Demir kimdir? 15 Temmuz sürecini değerlendirir misin? Tarık Akan hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar, bu çocukları tek tek arayabilirsiniz. Bu soruları size kim sordu? Onlar söylüyor, söyleyebilirsiniz. Tabii bu sabah paradigma değişti. Siz şu ana kadar diyordunuz ki böyle şey olmaz. Ama Milli Eğitim Bakanı Yılmaz diyor ki bugün, sordularsa ne olmuş? Böyle bir soru bizim havuzda yok. Ama diyelim ki birileri sordu. Reis hakkında ne düşünüyorsun? Bu mülakatı haksız yere mi düşürür? Kişi onun hakkında ne düşündüğünü söylesin. Sever ya da sevmez, beğenir beğenmez. Turgut Reis der, Piri Reis der, başka bir reis der, onun hakkında fikrini söylesin. Bunun ne zararı var? Vallahi Milli Eğitim Bakanı'na şunu söylemek lazım. Bu açıklamayı duyunca benim aklıma bir tek Temel Reis geldi. Şöyle gelse, bir kavanoz ıspanağı içse, ondan sonra da bu sözü söyleyen Milli Eğitim Bakanı'nı öyle çocukluğumuzda gibi dağın 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 dört bir tarafa bir vuruverse dedi. Sevgili seyirciler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, yargıda kumpas devrinin sona erdiğini belirterek artık yargıda uydurulmuş delillerle hükmetme dönemi sona erdi dedi. Manisa Adliyesi'ni ziyaret eden Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek'in odasında gazetecilerin soruları üzerine 10-20 yıl önce kamuoyu tarafından daha rahat bırakıldıklarını, medyanın bu kadar yargıya yoğun ilgi göstermediğini belirtti. Şimdi tartışmaların daha sıcak yaşandığına ve adliyeciler olarak bundan nasiplerini aldıklarına dikkat çeken Yılmaz şöyle konuştu. Şimdi tartışmalar daha çok sıcak yaşanıyor. Ve biz de bundan nasibimizi alıyoruz adliyeciler olarak. Ama şunu açık yüreklikle söyleyeyim. Yargı ile ilgili tartışmalar çok bilgi altyapısı sağlam tartışmalar değil. Yani tartışan insanların birçoğu dosyadaki gerçekleri bilmiyor. Hatta ikrar edelim, biz bile bilmiyoruz. Hakimimize, savcımıza güvenmeliyiz arkadaşlar. Hakim ve savcılarımıza HSYK olarak güveniyoruz. Bilgilerine inanıyoruz. Dosya onların dosyası. Delilleri onlar inceliyorlar. Onlar bakıyorlar.
ve sonunda vicdanlarına uygun hükümlerini veriyorlar. Zaten anayasa da öyle tarif etmiyor mu? Hepimiz samimi olalım. Bir yandan diyoruz ki el birliğiyle yargıya kimse baskı yapmasın, yargıç bağımsız olsun. Bu yüksek sesle bu sözleri tekrarlıyoruz ama herkes maalesef basınımız da biraz bu konuda ileri gidiyor. Hakimlerin üzerimizde bir baskı oluşuyor. Bu hakimlerin hata yapmasına da sebep olabilir bu baskı. İyi şeylere de sebep olabilir ama hata yapmasına da sebep olabilir. Hakimlerimize güvenelim, savcılarımıza güvenelim. Dosya onların dosyası. Sonuçta verilen karar, bir hukuki karar, itirazı var, temyizi var, bu tür aşamalardan da geçecek. Yani biz hak deyince akan suyun durduğuna inanan insanlarız. Biz kul hakkının kutsal olduğunu iyi bilen insanlarız. Peygamber postunda oturduğumuzda bilincindeyiz. Bu post peygamber postu. Türk hakimi ve savcıların hiçbirisi bu gerçeği hiç unutmazlar. Mesleğe başladıkları andan itibaren oturdukları postun peygamber postu olduğunu bilincindedir onlar. O yüzden ben hakim ve savcılara güveniyorum. Göreceksiniz çok kısa sürede Türk yargısının halkın gözünde yine o eski konumuna erişeceğini, en güvenilir kurum olarak yerini alacağına inancım tam çok kısa süre içinde. İzin verin bize biraz. Bir de güvenin. Artık yargıya güvenin. Gerçekten güvenin. Ben tartışılmasını demiyorum. Yargı kararları da eleştirilmesini demiyorum. Ama bunu bilerek ve karar üzerinde şüphe yaratmadan yapmak lazım. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçesinde toplu ulaşımda dönüşüm kapsamında yeni alınan ulaşım araçlarının tanıtım töreninde ilçeye önemli müjdeler verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde il genelinde başlatılan toplu ulaşımda dönüşüm projesi Salihli'de de hayata geçti. Araçların anahtar teslim töreni için ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk olarak Salihli Belediye Başkanı Zeki Kaydayı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Salihli Belediyesi karşısında düzenlenen anahtar teslim törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Maske Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Fuat Uzun, Maske Genel Müdürü Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir ve Maske Daire Başkanları, Sivil Toplum Örgütü ve Siyasi Parti Temsilcileri, Salihli Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal, Karsan Pazarlama Satış Müdürü Kaan Erkırtay ve çok sayıda Salihlili katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri Konseri ile renklenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk olarak söz alan 24 No'lu Salihli Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal, modern araçlarla Salihli'ye hizmet vereceklerini belirterek buna öncülük eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu ulaşım ana planına uyum sağlamak amacıyla Salihli SS 24 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak tüm ortaklar olarak yaklaşık 10 milyon TL yatırım olarak tüm araçlarımızı yeniledik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kürsüye davet edildi. Başkan Ergün, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla şehrin merkezinden başlayan değişim ve dönüşümün artık Salihli'de de kendini gösterdiğini belirtti. Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla şehir merkezinden başlayan değişim ve dönüşüm artık Salihli'mizde de kendini göstermekte. Değerli başkanımın da ifade ettiği gibi belki yapılanlar tekerrür olacak, mükerrer olacak ama söylemeden geçmemek lazım. Dur geç köprülerinin tarihe karışmasıyla Salihli'mizde hizmet fitilini ilk etapta ateşlemiştik. Bugün burada il genelinde başlattığımız toplu
toplu taşımada dönüşüm hamlemiz kapsamında 36 aracın anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Başkan Ergün, Nisan ayında ilçede toplu açılış ve temel atma töreniyle güzel bir şölen yaşattıklarını hatırlattı. Hatırlayın, Nisan ayında yine Salihli'ye geldiğimde MABEM, Gıda Bankası, Gümüşçayı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Durasallı İtfaiye Müfrezesi ve Gümüşçayı Çok Etkinlik Salonu, yani düğün salonu sizlerin hizmetine sunmuştur. Başkan Ergün, Salihli'de ulaşımda devrim gibi bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını dile getirdi. Değerli hemşehrilerim, Salihli'mizde bugün ulaşımda devrimi, dönüşümü resmen başlatıyoruz. Bildiğiniz gibi Manisa Ulaşım Ana Planı çalışmaları kapsamında Manisa'mızın 17 ilçesinde ve bu ilçelerimize bağlı mahallelerde toplu taşıma hizmeti veren araçları günümüz teknolojisine uygun olacak şekilde dönüştürmeye başladık. Ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet sistemli, araç içi kayıt yapan kamera donanımları bulunan ve engelli erişimine uygun alçak tabanlı araçlarla bu değişim sağlanıyor. Bunların bir düzen ve sıra içerisinde rotasyonlu olarak bölgesel havuz sistemi kapsamında planlanan hat ve güzergahlarda çalışması için dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Salihli ilçemizde de şoför esnafımızla gerek Zeki Başkan gerek bizim ulaşım dairemiz sık sık toplantılar düzenledi. Bunu biraz önce değerli başkanım da ifade etti. Bu görüşmeler sonucunda Salihli ilçesi şehir içinde toplu taşıma hizmeti veren 48 araç sahibinin ulaşım ana plan dönüşüm önerilerinde 24 adet alçak tabanlı engelliye uygun araçlarla değişimi bizim tarafımızdan öngörülmüştü. 125, bu bugünün bana göre anlamlı bir kelimesi, sözcüğü, tamı tamına 125 milyon TL'lik yatırım 2017 yılında Salihli'ye geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bunları kısaca saymak gerekirse, öncelikle arkamızda bulunan alanın, pazar yerinin yerinin altında otoparklarıyla, üstünde pazar yeriyle ve meydan düzenlemesiyle bütün bu bölgenin yapımı hayırlısıyla 10 gün sonra 17 Ekim tarihinde ihalesi yapılıyor. İkinci olarak yine Salihli'yi çok ilgilendiren, İzmir'den gelip Ankara'ya seyahat eden ve mevcut bu 3-4 tane kavşağımızda çok kazalara sebebiyet veren ve Salihli'yi bu çileden kurtaracak olan viyadüklü katlı kavşak projemizin de ihale projelerinin çizilmesi zaten 2 ay önce yapılmıştı. Tahmin ediyorum önümüzdeki ay içerisinde bütün projeleri bize teslim etme noktasına gelecek. Yine şu ana kadar 80 dönümün üzerinde alan imar planında belirlenmiş Salihli Oto Terminal, yani Salihli'ye yeni bir oto terminal daha geliyor. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Demirci ilçesinde hünnap üreticilerine destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği fidan desteği ilk meyvelerini verdi. Tarım ve hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmak için geliştiği hamlelerle üreticilerin yüzünü güldüren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Demirci'de hünnap üreticilerine destek olmak amacıyla geliştirdiği fidan dağıtımı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bu kapsamda Demirci ilçesi Söğütçük Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaca, Muhtar Azaları Ergun Ekici ve Recep Ulus, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Akkurt da hazır bulundu.
Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerinde yaptığı fidan desteğinin tarımsal ekonomiye önemli bir katkı sağladığını belirten Söğütçük Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaca, Büyükşehir Belediyesi tarafından hünnap yetiştiriciliğinin geliştirilmesi kapsamında sağlanan destek nedeniyle çok mutluyuz. Mahallemizde hünnap üretiminde ciddi bir pazar oluştu. Bu kapsamda bizlere sağladığınız destekte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerinde bulundu. Mahallelerinde yapılan fidan dağıtımının ilk meyvelerini verdiğini de altını çizen Mahalle Muhtarı Karaca, Başkan Ergün'e hünnap ikramında bulundu. Manisa'nın Selendi ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu halk konseri ve moral gecesinde Türk halk müziği sanatçısı Hasan Başkaya konser verdi sevgili seyirciler. Düzenlenen geceye Selendi Kaymakamı Murat Aydın, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Cumhuriyet Savcısı Egemen Sucu ve Emniyet Amiri Vekili Komiser Metin Demirel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede Türk halk müziği sanatçısı Hasan Başkaya, Selendi türküsü ve birbirinden güzel Ege türküleri söyleyerek vatandaşlara moral verdi. Gecenin en renkli görüntüsü ise Selendi Kaymakamı Murat Aydın ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın karşılıklı oynaması oldu. TV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor hazırlıklarını sürdürdü. Yılmaz Atabarut tesislerinde teknik direktör Dolunay Kafkas yönetimindeki antrenman saha zemininin bakımda olması nedeniyle Akhisar Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Evet, 4 grup. İdmana Hugo Rodega katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun fizyoterapist eşliğinde tesislerde çalıştığı bildirildi. Yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek Akhisar Belediyespor, 9 Ekim Pazar günü saat 16'da Akhisar Şehir Stadı'nda Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig temsilcisi Balıkesir Spor'la hazırlık karşılaşması yapacak. Evet, bravo Aykut, bravo Mervan. Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekiplerinden Manisa Spor'da çiçeği burnunda teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımın şu anki konumunun gerçeği yansıtmadığını ve Ege temsilcilisini layık olduğu yere taşıyacaklarını bildirdi. Ligde ilk 6 haftayı 5 puan ve averajla 17. sırada geçen Manisa Spor'da ilk antrenmanına çıkan Karafırtınalar, yaptığı açıklamada Manisa Spor camiasını yakından tanıdığını, bu sezonda ligde televizyon yayını olmamasına rağmen takımın çoğu müsabakasını takip ettiğini kaydetti. Yabancısı olmadığımız bir camia, kendi bölgemizin takımı, oyunculara da daha önceden tanıdığımız, bildiğimiz oyuncular. Bu sene maçların yayınları olmamasına rağmen buradaki çoğu maçını izlediğim, yakından tanıdığım bir takım. Bizim için avantaj olacağını düşünüyoruz. Şu anki konumu kesinlikle kendi takımın gücünü gösteren bir yer değil. Tekrar kendi layık olduğu yere gelebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmayı düşünüyoruz. Yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu oyuncu grubuna güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda seri galibiyetler alıp bir an önce bu sıkıntılı, bu alttaki bulunduğumuz yerden çıkmak istiyoruz. Kara Fırtınalar, geçen sezon Spor Toto 2. Lig'de şampiyon olan ve bir arada oynayan futbolcu grubunun transfer yasağı nedeniyle ligin ilk 2 haftasında sahada olduğunu belirterek şöyle konuştu. Geçen sene uzun zaman burada bir arada oynamış bir oyuncu grubu vardı. Şampiyon da oldular. Onları buradan şimdi tekrar ben bir tebrik edeyim. Biliyorsunuz sezon başı transfere kapalıydı. İki maçı o geçen sene devamlı oynayan oyuncularla oynadılar. Başarılı da oldular bence. Ondan sonra
yeni gelen hoca ile birlikte, yeni gelen transferlerle karma bir takımla çıktılar daha sonraki maçlara. Burada bir uyum süreci yaşadılar bence. Yani bir başarısızlık demeyelim bunun adına, bir uyumsuzluk süreciydi. Bu süreç kötü geçti. Baktığın zaman 3 gol hep böyle o tarzda çok gol yiyen bir takım, az gol atan bir takım havasına büründü. Ama bu düzeltilmeyecek bir durum değil. Dediğim gibi bu uyumu bir an önce atlatıp, takımı bir arada oynatıp, hazırlık maçlarıyla, işte lig maçlarında bütün herkese süre vererek bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak istiyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyespor İstanbul'da düzenlenen dörtlü turnuva kapsamında ilk maçını Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray ile oynadı. Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Taç Spor Tesisleri Daikin Park'ta oynanan turnuvanın ilk maçında Galatasaray ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ile birlikte yönetim kurulu üyesi Haşim Elmalı da izledi. Güçlü rakibi karşısında ilk sette rakibiyle başa baş mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor bir ara öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve ilk seti 25-18 geride kapattı. Mücadelenin ikinci setinde ilk set oranına daha iyi bir görüntü çizen Manisa Büyükşehir Belediyespor oyunun ilk bölümünü uzun süre önde götürdü, ancak Galatasaray'ın son bölümde bulduğu sayılar nedeniyle geriye düşen Yeşil Beyazlar ikinci seti de 25-21 kaybetti ve 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette Galatasaray tecrübeli oyunculardan kurulu kadrosuyla Manisa Büyükşehir Belediyespor'a şans tanımadı. Bu seti de 25-18 kazanan Kırmızı Beyazlılar maçı 3-0 tamamladı. Sevgili seyirciler, TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.